YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün akşam yemeğimiz eşim pirinç pilavı ve bamya yapacak. Evet. Önce yağ erittim. Evet, şimdi şu anda ilk önce pilavı yapacak arkadaşlar. Daha sonra da bamya yapacak. Ölçü kullanmıyorsun herhalde. Yok, el ayarı yapıyorum. Suyu da ben yapmam lazım. Zaten iki kişi fazla olmasına gerek yok. Evet. Altını biraz daha aç. Evet, altını aç. Kavrulsun. O zamana kadar bamyaya geçelim. Evet. Arkadaşlar, Almanya'da da yağ bulunmuyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Yağ iyi. İdarelik kullanalım. Yağ var ama 1 litre yağ 5 Euro'dan aşağı değil arkadaşlar. Yağ pahalı. Evet, pilavımız karılmaya başladı. Şehriyeler pardon. Daha pirinç koymamış. Pirinçi sonuna koyacağım. Evet, tabii. Şehriyelerimiz kavrulmaya başladı. Evet. Şimdi soğan doğruyor. Şimdi soğanları doğruyor. Küp küp mü doğrayacaksın? Yok. Kafama göre. İyi, doğra bakalım. Soğan koktu. İnşallah gözlerimiz yanmaz. Bende lens olduğu için yanmıyor. Sen şanslısın. Gözünde lens var. Şanssız mı? Şanslı diyecektim herhalde. Sen şanslısın dedim ben de. Ben yanlış anlamışım. Evet. Suyumuz da kaynadı. Onu sonuna koyacağız. Evet. Yağımız da iyi köpürdü. Tereyağı. Vegan margarin. Vegan margarin kullanmış. Bu da böyle köpürdü. Soğanları doğrandı. Tenceremize alınıyor. Evet, onu da altını açalım mı, kavrulsun bir yandan. Pilav önce şey olacak gibi. Pilav olsun. Bamya zaten konserve bamya mı? İçeri koyalım. Ve geç onu da koyalım. Domates de kesin. Domatesimizi doğrayalım. Bir tane domates doğrayacağım içine. Bir adet mi doğrayacaksın? Evet. Pilav coştu. Ya şimdi olmaya başladı. Evet, domateslerimiz ufak ufak doğranıyor. Küp küp. Küp küp sayılmaz ama. Ufak oldu mu iyi olmuyor. Büyük daha iyi böyle. Şimdi biraz pirinç koyuyoruz. Pirinçleri de göz ayarı. Koyuyoruz. Yeterli mi? Fazla olmasın. Yeter. Şimdi biraz tuz koyuyoruz. Biraz da tuz atıyoruz.
İzgin şimdi. Su kattım. Şimdi kapağını kapatıp pişirme atacağım. Lavamız kaynamaya başladı. Bu pişecek şimdiki. Lavamız bitti arkadaşlar. Birazdan pişer. Şimdi... Çıkmak istemiyorum. Bamyalarımız da birazcık fazla büyük gibi. Ufaklar da var. Kocaman mı hocam? Bu Angkor'da ondan bunu aldım. Bu indirimdeymiş. Ondan bunu almış eşim. Fatma Hanım. İçindeki domatesleri de koyuyorum. Bunları da doğrayacağım içine. Bamyaların içinde de domates varmış. Bunlar daha tatlı oluyor. Şekerli tatlı. Tamam. Evet. Pilavımız oluyor arkadaşlar. Soğanımız. Şimdi soğanlarımız kavrulsun. Tencereye bu ocağı biraz ufak geldi ama. Ben arkada yapmak istedim de çekim açısından dolayı daha iyi olsun diye buraya aldık. Yani normalde bu ocakta yapmıyorum. Arkadaki daha iyi. Neyse bu seferlik öyle olsun. Hem daha hızlı yapar. Bekliyorum da devamı karıştırınca hiç yapmıyorum. Soğanlarımız. Karolunmaya devam ediyor. Bamyalarımız arkadaşlar. Kocaman. Ben genelde ufakları seviyorum ama bakalım. Bunları da yeriz artık. Yapacak bir şey yok. Bir yemek kaşığı kadar. Bir yemek kaşığı kadar domates salçası aldım. Biber salçası kullanmayacağım mı? Yok, kullanmayacağım ya. Kullanmayacağım için. Niye? Zaten her tarafta domates var. Olsun. Domatesli seviyorum ben. Keşke oluyor yemek o zaman. Biraz biber de misin? Evet. Çok az. Fazla değil. Çünkü çok salça oldu şimdiki. Şunlara yağ koyacağım. Domatesleri de katıyorum içine. Domateslerimi attık. Biraz tuz. Biraz tuz. Biraz karabiber. Başka baharat koymayacağım ama. Evet, karıştıralım. Az baharat olsun. Bamyayı sulu mu istiyorsun yoksa şey mi? Azıcık sulu olsun. Yeter olabilir. Pişiyor bu. Evet. Önce iyice pişsin. Bamyaları son 10 dakikada falan koyacağım. Bamyalar konserve olduğu için arkadaşlar önce domatesin sosunu domatesden soğanları pişiriyor. Evet. Daha sonra diğer malzemeleri. Bamyayı. Daha sonra bamyasını ekleyeceğiz. Bamya pişmiş olduğu için zaten. Evet arkadaşlar pilavımız pişti. Şimdi arasına bir peçeteyle kapatacak arasını. Buharını çeksin lapa diye. Lapa olmasın diye. Lapa olmasın diye.
salatasını peçete ekledik. Bamyamız burada kaynıyor. Şimdi de bamyayı yapıyoruz. Evet. Bakalım. Bamyayı ekliyoruz. Fazla karıştırmıyorum ki kırılmasın bamyalar içinde. Biraz daha kaynasın, 5-10 dakika böyle. Evet, biraz daha kaynasın diyor hanımefendi. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, içinde şimdi bir turp çeşidi. Bir turp çeşidi doğuruyor. Böyle. Yemeğin yanına. Bu arada yemeklerimiz pişti. Dinleniyorlar. Dinlenmeyi almışız. Evet, burada bamyemiz. Burada pilavımız var. Arkadaşlar. Evet. Bu turbun tadı gerçekten şahane. Acı değil, tatlı, şekerli. Bu turp kesin Türkiye'de de vardır da ismini şu anda aklıma da getiremedim. Evet arkadaşlar, bu ismi kohlrabi. Şimdi bu turbunun ismini öğrendik. Turbunun ismi kohlrabiymiş. Evet, pilavımız güzel olmuş. Dumanın üstünde taze pilav. Biraz çok mu olmuş? Evet, iki kişi için biraz çok. Neyse, yeriz herhalde. Kalırsa yarın da yeriz. Evet. Bugünün yarın da var. Evet, pilavımız hazır. Evet arkadaşlar, yemeğimiz de hazır. Bol domatesli, bol salçalı. Bamya yemeğimiz. Evet. Devam edelim. Sana aslında ufaklardan koyacaktım ama. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.